Sevgili dostlar, sevgili izleyen. SnowRunner'da TransTimer'da kullanıma hazır görevindeyiz. Uzun boy kütük 3 tane istiyor. Görevi başlattık. Sevgili Serdar'la birlikte yapacağız. Katılmak isteyenler Twitch'e abone olup Discord'daki abonede odasına attığımız koddan oyunumuza bağlanabiliyorlar. Anlık olarak canlı yayınlar artık akşam 9-12 saatler arasında çekildiği için gündüzleri yayın yapamıyorum şu anda. Şimdi bunun için kullanmak istediğim araçlardan bir tanesi buna özelleştirmede takabiliyor muyuz? Ben ön yükleyici. Tayga ya takamıyorsun bildiğim kadarıyla. Takabiliyor musun? Taktım ben. Deneyeceğim bakalım Tayga'yı. Güçlü bir araba diyorlar bunun için. Takılıyorsa Tayga'ya ben de Tayga'yı alayım. Dur bakayım. Ben aldım benim, işte. Benim Taygam dışarıdaydı. Tayga. Bu Tayga değil. Bu Tayga. Offroad Tayga neler yapacak bu işte. Aracı kurtar. Özelleştir şasi eklentileri. Kütük taşıyıcı önü tak bakalım. Bir de buna var mı kütük taşıyıcı ile birlikte takabileceğimiz bir vinç? Yok. Takamıyoruz. Tamam. Peki aracımız son model mi? Yüksek aralık takılı. Tamam öyle olsun. Süspansiyon böyle 47 inç. 47 inç. Evet, tamam. Vinç. Tamam, yedek tekerlek. Tamam, şnorkel. Bunlara bir bakayım. Tamam. Tamam, bu araba tamammış bence. Şeylerini de takmışız. Garajdan çık, remork mağazasına git. Kamerayı birazdan kapatacağım sevgili dostlar. Green screen'imiz hala hazır değil. Kütük taşıyıcı arka. Taktık kütük taşıyıcı arkayı ve görevi yapmaya gidiyoruz. Nereden yüklüyoruz? Arkamızdan mı? Evet, arkamızdan yüklüyoruz. Tamam, seni takip ediyorum. Tamam. Demiş ki abi oyunu kaç TL'ye aldın? Steam'deki fiyatını aldım. Steam'den gittim satın aldım. Kaç paraysa orada o fiyatı aldım. Buradan mı girmek lazım yoksa donanıp mı giriniyordu buraya daha mantıklı? Fark etmez kanka, her iki yolda çıkıyor. Bu harasta yalnız 18-19 litre yakıyor. Deposu iyi ama şeye göre. 330 litre. İçeriden çıkılıyor mu burada? Çıkılıyor. Soldan sağdan her yerden çıkılıyor. Şimdi. Nereye teslim edecekmişiz? Bakayım. Orta. Tamam, oradan sağdan çıkamıyoruz. Sol yap, sol yap. Tekrar garajın önünden mi geçelim diyorsun? Yani zaten başka da bir yol yok. Sol sonra buraya. Bir saniye şöyle bir işaretleyeyim hızlıca. Buradan geçiş var mı? Vardır inşallah. Yok gibi gözüküyor ama. Hangi yol tercih? Ha bu olan ortası yükleyiciymiş ya. Biz sağ tarafa gideceğiz. Pardon. Tabii bir kere biz garajın önünden sağa gireceğiz abi. Sonra ekmekleri kurtaran oradan mı? Kayıp hafif ekmek yakın olan yoldan mı? Ekmekleri kurtarın oradan gidiyoruz. Tamam. Şöyle. Tamam. Hadi hayırlı olsun. Vay da dönemedi acemi şoför. Çok geniş almışım. Acemi şoför dönemedi. Yakıt yakıttır. Yakıt mı aldın? Hmm. O zaman ben de aldım. Devam. Aa pardon. Elim mikrofonun şeyini kısayım dedim.
Attığım yere durmuyor mikrofon. Beynim sağ tarafta vidayı sıkma emri verdiğinde direksiyondan da sağ tarafa doğru dönme emri verdi aynı anda. Yine şakalar yine sen. Gerçekten öyle oldu ama. Benim beynim çift iş yapamıyor. Tek fonksiyon mu diyorsun yarışım sen kral? Evet. Yan görevleri yapmıyorsun galiba artık galiba, doğru mu abi? Yok yaparız ya. O önce ana görevleri ilerletelim. Sonra bir tek seferde bitiririz. Allah Allah. Biz stok motorla oynadığımız için bir tık zorlanıyoruz ama yine iyi gidiyor araba. Hadi be, ne vites değiştirdi? Burada bir tane salak bir köprü var değil mi? Aa, burası orası mı? Burada bunun sağından geçmek gerekiyormuş herhalde, öyle bir info aldım. Köprüyü kullanmadan. Eyvah eyvah, taş bizi taklaya getirdi. Yok ya. Daha gelmedim de. Nasıl bir takla? Bayağı bildiğin yattı araba şu an. Heh. Alt taş arabanın altına girdi ya. Böyle yanından geçeceğim, o taşa dikkat et. Solda kalıyor. Şimdi buradan böyle geçelim diyorum ben. Şöyle köprünün solundan acaba yapabilir miyiz bu işlemi? Bir dene bakalım. Bakalım diyebiliyor musun? Bir dene bakalım sen. Bence gayet iyi gidiyor şu an. Bu köprüden geçmektense. Hadi oğlum. Orada hiç ağaç da yok ha. Eyvah, senin remork takıldı. Senin remork köprüye takıldı. Remorku solda hiç ağaç açacak şey, vinç açacak ağaç da yok. Şöyle bir ağaç o, var orada, bok ayıramıyor. Onlar kopar. Ali Çelik hoş geldin, 06 Ali Çelik. Ağaç gibi. Hem geçen buna kızmıştın hatta değil mi? Boş ağaçlar koyuyorsunuz diye. Evet abi, yani boş beleş ağaçlar koyuyorlar. Tamam, böyle yapacağız biz de. Dur ben şimdi... Ah, çıkamazsan sol tarafından geleyim diyecektim. Sen çıktın ama oradan. Daha sonuna alınca çıktı. Burada haş vitesi deneyebilirsin kral aslında. Yok, istop eder. Durmazsan bak, bayağı hızlandım ben. Offroad'un haşıyla tabi.
Ne bu kardeşim, her yer boş, her yer ağaç, patlatacak bir şey yok mu? Maalesef. Bizim vurgulu mesajlar düzeldi mi acaba ya? Bir denese keşke birisi. Bir bak durdu benim yokuşta. Yüksek vitesi attım, durdu. Ben çıktım halbuki ya. Acık bekleyeyim seni. Eyvallah, geçmiş olsun sana. Bizde iyi gidiyor, sende kötü gidiyor. Hastanelik olmuşsun. Geçmiş olsun ya, o ne var sende, ülser mi var, midede sıkıntı var bu kadar? Bizim yayın saatlerimiz değişti tabi, doğal olarak insanlar bilmiyor bu saatte. Evet, hala alışamadılar. Gündüz yayınlarını alıştırmıştık, çok iyi olmuştu. Abi sen bu oyunu iyi sardın vallahi, YouTube bana bu oyun geliyor. Ya biz ve genelde bir oyuna başladık mı o oyunu sıkılana kadar, bitirene kadar oynuyoruz. Ben sıkılmadım hala ya nedense. Sen sıkıldın mı? Ya ben bu saatten sonra sıkılsam da bitiririm gari ya. Gari de gari gari. Ne olmuş bir arkadaş? Başka proje var mı yakın zamanda? Yok maalesef. İşler yoğun. Yani bilgisayar başına çok az vakit bulabiliyorum. İşte saat 9-10 gibi oturuyorum. Akşam gece yani 12-1'e kadar, o kadar. Onun dışında artık oturamıyorum eskisi kadar fazla. Bir hızını alamadı araç ya. Bir hızını alamadı ya. Başka proje, işsizlik. İşsizlik. Evet. 1 Kasım'da işbaşı yaptım. O yalan. Ben seni gördüm, korktum. Şuradan garabet bir yolu ya kral. Gudubet. Gudubet neydi ya? Garabet olduğu kesin. Garabet doğru da gudubet neydi? Vallahi normalde gudubet kelimesi öğreniriz ya şimdi, ne olacak ya. Ya da birisi google'larsa belki chatten görürüz. Evet, geldik galiba. Muhtemel. İhtiyacımız var bu arada. Doğru. Sen azıcık doğru konuştun. Şimdi buradan seninle beraber boş döneceğiz. Sen alacaksın, ben sana destek vereceğim. Aradan tek de geçer miyim dedim ama geçemedim ya. Şuradan aradan bir drift, Tokyo drift yapıp önüne geçeyim dedim. Olmadı maalesef.
İleride Anno çekersen iyi olur. O seriyi senden izledim. Yani Anno'yu işte mesela Anno'dan sıkıldım biraz. O yüzden şu aralara çekmiyorum ama sev duruyor. Bir ara oynama isteğim gelirse bir ara. Burada ortadan direkt alıp gelebiliyoruz ama galiba. Aynen, kütük istasyonuna gidip gelebilirsin. Şuradan sağdan çıkıvereyim ben hemen şöyle. Oradaki uçurumdan geçmem biraz zor ama tabii. Geçeriz be. Tabii. Gel beraber gidelim. Tabii 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 efendim. Gel beraber gidelim. Yalnız orada orta boy kütük istasyonu yazıyordu, bakayım. Orada uzun boy kütük var galiba biraz ya. Ha, orta boy kütükler yerlere düşmüş galiba orada. Orada uzun boy kütük var galiba ama inşallah vardır. İşaret çıkıyor abi. Doğru söylüyorsun, işaret çıkmamıştı geçen bir sene sıfır gördüğümüzde. Garabet yadırganacak bir yönü olma durumu. Yadırgadıcılık, tuhaflık. Gudubet, yüzüne bakılamayacak denli çirkin ve sevimsiz. Garabet, yadırganacak bir yönü olma durumu. Bence garabet bir yol bu arada. Şu arkamdaki remorku bıraksam mı acaba ya? Nostradamus, teşekkür ederiz bilgiler için. İlk defa güzel bir bilgiyle katılarak başladı. Güzel bir başlangıç hocam, beğendim. Buradan yük varken geçtik bir kere. Senle mi geçtik? Saltuk'la mı geçtik? Benle geçtim buradan bir defa. Deviremedik ama galiba ya. Devirmedik. Gudubet Arap dilinde gadabe, yani öfkeli olmak. Yok yok, Nostradamus'un dediği doğru. Arapları boş versen. Onlar yanlış biliyor. Onlarda bir kelimenin nereye çekersen oraya giden bir anlamı var. Aya bak, aya ne güzel duruyor. Aya benzer yüreğim. Peki. Yolumuz sağ mı dönüyor? Evet. Ne yaptın be? Kral öptüm galiba. Bayağı bir şey oldu orada. Ha, kuruşacakmış gibi oldu da. Hulk gibi geldin, vurdun. Vallahi 15 motora sar sadece. Ya high vitesle geliyordum biliyor musun? Bak şu anda mesela high vitesle geldim ama sen durunca ben durdum. Ya bu high vitese alışamadın kral he. Kanka ben arazi uygun değilse basmıyorum çünkü şey oluyor, gerçekçilikten çıkıyor yani. Kamyonun yavaş gitmesi gereken yolda hoplaya zıplaya kanguru gibi gidiyor. Gerçek hayatta öyle bir durum mümkün değil yani. Sen de. Efendim? Aa, bir şey yok canım. Diyorum ne kadar güzelsin. Bir sene hazırlık okudun, fenaydı. Ne hazırlığı okudun ya? Arapça mı? İmam Hatip'te mi okuyorsun sen? Orada hazırlık oluyor mu? Yani Arapçayı başka nerede görebilir ki bilmiyorum. Üniversitede görebilir. Nerede? Üniversitede görebilir, onunla alakalı bir bölüm okursa. Bak high vites olmasına rağmen durdu araba. Ne oldu orada bilmiyorum ama durdu yani.
Üniversitede tamam onu anladık. Ama ne yani bölüm ne? Arapça. Nerede gördün? Ne sebeple gördün? Oyunda ilerleyince ben de soğumuştum bu olaydan. Olayı gerçekçilik bayağı gidiyor. Şeyde mi? Bu SnowRunner'da mı? Ben high vites'i çok fazla kullanmıyorum ya. Deniyorum. Peki. Evet, araçtaki oyundaki daha doğrusu ağırlık olayını tam oturtamamışlar. Araba ağırlıktan batıyor ama taşın üzerinden zıplıyor. Aldım abi. Şimdi şuradan aradan bir yol var. Hiç manevra yapmadan yapabiliriz de şuradan şöyle dümdüz gidip buradan sağ tarafa girip ondan sonra uzun kütükle oradan devriliriz gibi geliyor bana da. Şuradan düz geçelim. Geldiğimiz yoldan gitmeyelim. Şu aralardan geçip tekrar üstten inelim aşağıya. Evet, şöyle gidip. Gerçi şu aradaki yol kötü de. Neyse, yapacak bir şey yok. Çıktım ben yola. Yardım aşağı inersin. Ben de yukarı garaja kaçarım. Lan yük al. Silersin ya. Boş mu geleceksin gideceksin? Bitirdim ben. Hepsini bitirdim. Tamam. Senin sesin çok az geliyor ya. Ben onu bir açayım biraz. Ah be ustam. Bu kadar da bağırma be. Sen mikrofonu niye uzakta tutuyorsun ki? Tutuyorum bazen ağzımdan uzak olduğunu. Senin kulaklık mikrofonu mu? Tabii canım. Peki bu güzel sesini bize ileten mikrofonun markasının kulaklığı ney? HyperX Cloud Alpha. Alfa mısın sen? Alfayım. Ben de betayım. Güzel geliyor mu sesi? Yani temiz geliyor. Dış ses gelmiyor. Cızırtı yok. Dip ses yok. Vesaire. Bizim Semih'in mikrofonuna göre gayet iyi. Onda mikrofon var mıydı ya? Vallahi ondaki mikrofonu görsen zaten şey diye çöp diye atarsın. Ses kartına bağlıyorum zaten. Şey yok onun mikrofonunda böyle dış kabı sökülmüş atılmış. Sadece mikrofonun elektronik devresi gözüküyor. Yani 100 liraya bir mikrofon alıp koyamıyor. Ne gerek var? Dün akşam var mıydın muhabbette? Dün akşam ben yayındaydım. Ha, dün akşam bizim Murat da vardı. He. Murat Okşit. Neydi ismi? Murat Okşit. Rumba. Ha, Rumba. Onun oturduğu sitede internet yok. Wi-Fi ile alıyor interneti o. Bir aracı firmadan. Oyuna bağlanamadı, tamam mı? Ben dedim ki internetten ötürü bağlanamıyorsun. Hadi oradan dedi falan dedi filan dedi. Şöyle dedi böyle dedi. 4 kere 3 kere denedik. Giremedi, tamam mı, oyuna? Dedim ki bir telefonu bağla bak, bağlanacak dedim internet. Bağladı telefonu şeyden. USB kabloyla internet verdi. Çat dedi, oyuna bağlandı, tamam mı? Ya dedim bak, internetin dandik, o yüzden dedim giremiyorsun sen bizde oyuna. Ondan sonra dedim yok mu senin orada altyapı? Yok dedi, hiçbir yerde yok. Türk Telekom'a başvurduk dedi, bir sene önce hala dedi internet gelecek falan filan. Dedi, efendim? Hiç internet yok. Hiç yok abi, Wi-Fi ile alıyorlar, aracı bir firmayla. Orası neresi hocam? İşte Manisa'nın Turgutlu'ya bağlı Ahmetli diye bir ilçesi. Köy yani. Sonra? Sonra dedim ki Turkcell'de dedim Superbox var. Al dedim Superbox. Canavar gibi dedim internet. Kaç para o dedi.
girdim baktım sitesine, dedim ki işte şu kadarı 280 liraymış dedim. Böyle yaptı bak. Çok para dedi. E oğlum dedim, şu anda internetin yok. Çok para dedi, vermem o kadar dedi. Oğlum dedim, internetin yok yani, sen bunun dedim kelime anlamını biliyor musun yani? Bir şeyin olmadığı bir yerde olan bir şey değerlidir dedim yani, ona gerektiği, hak ettiği parayı vermek lazım. Yok, ben vermem ona o kadar para diye. Eyvahlar olsun dedim ya. Doğru. Ana sayfaya düşmüşün la. Tamam la. Ana sayfaya düşmem ben ya. Ana sayfaya düşsek izleyici sayımız 8 olmaz. Senin önerilen kişi bazlı olduğu için o. Daha önce izlediğin oyuncu ve oyun ve yayıncılarla alakalı yayınları kişilere özel gösteriyor. Farklı farklı kanallar gösteriyor. Eskiden böyle değildi Twitch'in arayüzü. Şimdi değişti o. Eskiden en çok izlenenden en az izlenene doğru sıralama yapıyordu. E tabi doğal olarak az izlenen kanallar hiçbir zaman izlenemiyordu. Daha sonra onu değiştirdiler, uzun uzun zaman sonra. Hala kötü yani, evet hala kötü de. Yani sosyal medyayı komple bir bütün olarak kullanmak gerekiyor. Instagram'ı, Twitter'ı, işte YouTube'u, Shorts'u, Cartcurt, o da adamı bir yoruyor be. Tek bir lokasyondan bir takipçi çekmek, eğer slime bidonuna girmiyorsan, saçını pembeye boyayıp "Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz hoş geldiniz" diye sesini böyle değiştirmiyorsan maalesef çok mümkün değil. Bu şey yapan kimdi? He? Az önce giriş yapan insanın ismi neydi? İsim vermek istemiyorum. İsmini vermek istemeyin izleyicimi. Evet. Teşekkür ederim. İyi günler. Ne bitmez yolmuş be. Ya bugün Twitch platformu mesela dese ki mesela YouTube zamanında yaptı böyle bir şey, battı. YouTube'un projesi battı yani. Dese ki ben Twitch'i ikiye ayırıyorum. Bir, oyun oynayanlar, iki, oyun oynamayanlar diye. Oyun oynayanlar nokta Twitch TV batar. YouTube'da vardı mesela, gaming.youtube.com vardı. Bir sene açık kaldı, bir buçuk sene açık kaldı ve sonra proje sonlandırıldı. Neden? Çünkü kimse kullanmadı. Aynı şekilde Twitch'te böyle bir şey yapsa, twitch.tv.gamer, twitch.tv.gamer olmayanlar, işte videosunu izleyenler. Şimdi o da yeni çıktı. Yani mesela bir video yayınlanıyor, o videoyu birisi izliyor ve o birisinin izlediği videoyu birisi izliyor. Çok enteresan. Bu arkadaşların kanalları izleniyor işte, yapacak bir şey yok. O da bir içerik, o da bir content, öyle yargılanıyor maalesef. Videoception, aynen. Sevgili dostlar, sözleşmemiz tamamlandı. Bak konuşamadım, gördün mü? Kameramızı bir açalım. Green screen olmadığı için kameram kapalı. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.